Merhaba sayın izleyicilerim. Bugün sizlere iki bölüm halinde kandida mantarı hakkında bilgiler vereceğim. İlk bölüm olan bu videoda sizlere kandida mantarı aşırı çoğalmasının 10 belirtisi hakkında bilgiler vereceğim. Şimdi başlıyorum. Kandida olarak bilinen maya cinsi de dahil olmak üzere birçok mantar türü insan vücudu içinde ve üzerinde yaşar. Kandida normal olarak ağızda ve bağırsaklarda ve ciltte küçük miktarlarda bulunur. Normal seviyelerde mantar sorunlu değildir. Bununla birlikte kandida kontrolsüz bir şekilde çoğalmaya başladığında kandidiyaz olarak bilinen bir enfeksiyona neden olabilir. Aslında kandida insanlarda mantar enfeksiyonlarının en yaygın nedenidir. Normal olarak vücudunuzdaki sağlıklı bakteriler kandida seviyelerini kontrol altında tutar. Bununla birlikte sağlıklı bakteri seviyeleri bozulursa veya bağışıklık sistemi tehlikeye girerse kandida aşırı çoğalmaya başlayabilir. Kandida aşırı çoğalmasına yol açabilecek faktörler nelerdir dersek antibiyotik almak, şeker ve rafine karbonhidrat bakımından yoğun bir diyetle beslenmek, fazla miktarda alkol tüketimi, zayıflamış bir bağışıklık sistemi, oral kontraseptifler yani doğum kontrol haplarının kullanılması, şeker hastalığı veya insülin direncinin kişide varlığı, yüksek stres seviyeleri, kandida mantarı aşırı çoğalmasına sebep olur. Peki bu nasıl çoğalır, mekanizması nasıldır dersek, bağırsaklarınız doğal olarak onu yağlı tutan, koruyan mukusla kaplıdır. Bununla birlikte kandidiyaz bağırsak hücre duvarlarına zarar Vererek bu mukusun bozulmasına neden olabiliyor. Hasarlı mukus bakteri biyofilmlerinin veya koruyucu bir balçık tabakayla korunan mikroorganizma gruplarının hücre duvarınıza yapışması için bir fırsat yaratır ve onları kontrol etmeyi zorlaştırır. Kandida ayrıca kendisini zorlu ortamlardan korumak için şekil değiştirme konusunda da benzersiz bir yeteneğe sahiptir. Yuvarlak bir maya hücresinden uzun bir hifal hücresine yani dallanarak ipliksi bir halde olan hücrelere dönüşerek sıcaklık veya asitlik seviyelerindeki değişimlere yanıt verirler. Bu uzun hücreler bağırsak astarına nüfuz ederek sızdıran bağırsaklara neden olma yeteneğine sahiptir. Kan dolaşımına girdikten sonra kandida diğer dokulara da ulaşır ve buraları istila edebilir. Bu kandida aşırı çoğalmasının bir bağırsak probleminden tüm vücut problemine hızla geçebileceği anlamına gelir. Kandida, cilt, ağız, kulaklar, tiroid, üreme organları veya başka yerlerde kolonize olabilirler, çoğalabilirler. Kandida aşırı üremeye başladığında çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bunlar nelerdir? Bu videoda kandida aşırı çoğalmasının 10 belirtisini ve bunu nasıl tedavi edebileceğimizi şimdi anlatacağım. 1. Oral pamukçuk. Ağız içi pamukçuğu. Ağızda veya boğazda gelişen kandidiyaza pamukçuk denir. En sık yeni doğanlarda, yaşlılarda ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda görülür. Kötü ağız hijyeni veya çıkarılabilir protezleri olan kişiler de yüksek risk altındadır. Ağızda pamukçuk olan kişilerde tipik olarak dillerinde, yanaklarının içlerinde, diş etlerinde, bademciklerinde veya boğazlarında beyaz engebeli lekeler oluşur. Lezyonlar ağrılı olabilir ve kazındığında hafifçe kanayabilir. Ağızda pamukçuk da sıklıkla dil ve ağızda kızarıklık veya ağrı ile seyreder. Çok kötü durumlarda yemek borusuna yayılabilir ve ağrıya veya yutma güçlüğüne neden olabilir. İkincisi yorgunluk ve halsiz hissetmek veya fibromiyalji belirtileri. Kandidiyaza sıklıkla B6 vitamini, esansiyel yağ asitleri ve magnezyum gibi vitamin, mineral eksiklikleri de yol açabilir. Özellikle magnezyum eksikliğinin yorgunluğa neden olduğu bilinmektedir. Kandida enfeksiyonları genellikle bağışıklık sistemi zayıfladığında ortaya çıkar. Düşük işleyen bir bağışıklık sistemi kendi içinde sizi yorgun ve bitkin hissetmenize neden olabilir. Bir çalışma bağırsakta uzun süreli kandidiyazizin kronik yorgunluk sendromunun potansiyel bir nedeni olabileceğini düşündürmektedir. Üçüncüsü, tekrarlayan genital veya idrar yolu enfeksiyonları. Candida çoğu kadının vajinal yollarında bulunur. Aşırı çoğalması, maya enfeksiyonu olarak da bilinen vajina kandidiyazına yol açabilir. Tüm kadınların %75'inin yaşamları boyunca en az bir vajinal mantar enfeksiyonu geçireceği ve bunların yarısının en az bir kez daha tekrarlayacağı tahmin edilmektedir. Erkekler de genital maya enfeksiyonlarına yakalanabilir ancak çok daha az yaygındır. Vajinal kandidiyazın belirtileri arasında kızarıklık, şişme, kaşıntı, ağrılı ilişki ve vajinadan yoğun beyaz renkte bir akıntının olması gözlenmektedir. Çok daha az yaygın olmasına rağmen kandida ayrıca idrar yolu enfeksiyonuna İYE diye kısaltılmışı neden olabilir. Kandida ile ilişkili idrar yolu enfeksiyonları en çok yaşlılarda, hastanede yatan veya bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde görülür. İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri arasında idrar yaparken yanma hissi, sık idrara çıkma dürtüsü, bulanık koyu veya garip kokulu idrar ve alt karnınızda ağrı veya basınç şeklinde kendini gösterebilir. E. coli gibi diğer bakterilerin de idrar yolu enfeksiyonuna neden olma olasılığı yüksektir. Bununla birlikte tekrarlayan enfeksiyonlardan müzdaripseniz ve bunların kandida aşırı çoğalmasının bir sonucu olduğunu düşünüyorsanız lütfen konuyla ilgili uzman doktordan randevu alıp muayene olmanızı tavsiye ederim. Dördüncüsü sindirim sorunları. Sindirim sisteminizin sağlığı büyük ölçüde bağırsaklarınızda yaşayan iyi ve kötü bakteriler arasındaki dengeye bağlıdır. Normalde bağırsağınızda bulunan iyi bakteriler nişastaları, lifleri ve bazı şekerleri işlemeye yardımcı olduklarından sindirim için önemlidir. Bağırsaklarınızdaki bakteriler dengesiz hale geldiğinde kabızlık, ishal, mide bulantısı, gaz, kramplar ve şişkinlik gibi sindirim sorunları yaşayabilirsiniz. Son araştırmalar kandidanın aşırı çoğalmasının ülseratif kolit ve kron hastalığı dahil olmak üzere gastrointestinal sistemin çeşitli hastalıkları ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca şişkinlik, kabızlık veya ishal de kandida sonucu oluşabilir. Beşincisi sinüs enfeksiyonları. Kronik sinüs enfeksiyonları 8 yetişkinden birini etkiliyor. Yaygın semptomları arasında burun akıntısı, burun tıkanıklığı, koku kaybı ve baş ağrısı sayılabilir. Kısa süreli sinüs enfeksiyonlarına çoğunlukla bakteriler neden olsa da uzun süreli kronik sinüs enfeksiyonlarının çoğunun mantar kaynaklı olduğuna inanılmaktadır. Araştırmacılar kronik sinüs enfeksiyonu olan 210 kişiden oluşan bir gruba baktı ve bunların yüzde 96'sının mukuslarında mantar olduğunu bulmuşlardır. Antibiyotikler sinüs enfeksiyonlarını tedavi etmenin olağan yöntemidir. Bu akut bakteriyel sinüs enfeksiyonlarında işe yarayabilir. Ancak kronik mantar enfeksiyonlarında işe yaramaz. Aslında kronik sinüs enfeksiyonu antibiyotiklerle tedavi etmek durumu daha da kötüleştirebilir. Bir aydan uzun süren sinüs enfeksiyonunuz varsa suç kandida mantarı olabilir. Altıncı maddemiz deri ve tırnak mantar enfeksiyonları. Tıpkı bağırsaklarınızda olduğu gibi cildinizde de kandidanın kontrolsüz bir şekilde çoğalmasını engelleyen bakteriler vardır. Tüm bakteriler değişen sıcaklık, nem veya asit seviyeleri dahil olmak üzere farklı koşullarda gelişir. Bu nedenle cildinizdeki ortamdaki bir değişiklik kandidanın aşırı üretilmesine izin verebilir. Örneğin kozmetikler, sabunlar ve nemlendiriciler cilt koşullarını, özellikle de antibakteriyel çeşitleri değiştirebilirler. Cilt kandidiyazisi vücudunuzun herhangi bir bölümünü etkileyebilirken koltuk altları ve kasık gibi sıcak ve nemli alanlar enfeksiyona özellikle yatkındır. Kaşıntı ve gözle görülür bir kızarıklık cilt mantar enfeksiyonlarının en yaygın iki belirtisidir. Kandidanın aşırı çoğalması atlet ayağı, saç kıran ve ayak tırnağı mantarı gibi durumlara neden olabilir. Hayatı tehdit edici olmasa da cilt mantar enfeksiyonları çok rahatsız edici olabilir ve yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürür. Ayrıca egzama, sedef hastalığı ve kızarıklık gibi cilt hastalıklarında da kandidadan şüphe edilmelidir. Yedincisi eklem ağrısı. Bir kandida enfeksiyonu kan dolaşımına girer ve vücudunuzda dolaşırsa eklemleri enfekte etmeye kabiliyetine sahiptir ve artrite neden olabilir. Bu genellikle sadece ameliyattan sonra veya kandidanın aşırı çoğalması uzun bir süre tedavi edilmediğinde olur. Kandida artriti eklemlerinizdeki ağrı, sertlik ve şişlik ile ilişkilidir. Kalçalar ve dizler en sık enfekte yani mikrop kapma olasılığı olan yerlerdir. Kandida ayrıca enfekte bölgede ağrı ve hassasiyete neden olabilen kemik enfeksiyonlarına veya osteomiyelite neden olabilir. Kemik ve eklem enfeksiyonları çok yaygın değildir. Ancak bir kez enfekte olduğunuzda kurtulmak da çok zor olabilir. Sekizincisi şiddetli mevsimsel alerjiler. Kandida mantarı kaynaklı olabilir bu alerjiler. Rahatsızlıklarında kandidadan şüphe edilebilir. Dokuzuncusu sinirlilik, anksiyete veya depresyon, konsantrasyon zorluğu veya beyin sisi olarak adlandıracağımız durumlar sizi kandidadan şüphelenmenize yol açabilir. Onuncusu ülseratif kolit, lupus, MS, Hashimoto tiroidi gibi otoimmün hastalıklar da kandida mantarı kaynaklı olabilir. Evet sayın izleyicilerim bu videoda sizlere kandida mantarının sizde olduğunun 10 belirtisini farklı farklı maddelerle saydım. Kandida ile ilgili ikinci bölüm olan ve daha önceki kandida videomun Devamı, kandidayla nasıl mücadele edilir, teşhisi ve tedavisi için yapılması gerekenler hakkında bilgiler vereceğim. Şimdi başlıyorum. Kandidiyazis tedavisinin ve tekrarlayan enfeksiyonları önlemenin en iyi yolu altta yatan nedeni bulmaktır. Yediğiniz yiyecekler bağırsaklarınızdaki iyi ve kötü bakteriler dengesini korumada önemli bir rol oynar. Rafine şekerler, karbonhidratlar ve yüksek laktozlu süt ürünleri kandida ve diğer kötü mikroorganizmaların büyümesini teşvik edebilir. Zayıf bir bağışıklık sisteminiz varsa bu gıdalardan çok fazla yemek kandida enfeksiyonunu teşvik edebilir. Ayrıca aşırı alkollü içecekler, antibiyotik kullanımı doğum kontrol hapı almak, şeker hastalığı ve insülin direncine sahip olmak stresli bir yaşam da kandida çoğalmasına neden olabilir. Kandida aşırı çoğalmasını nasıl test edersiniz? IgG, IgA ve IgM kandida antikorları, kan testleri, kanınızdaki IgG, IgA ve IgM kandida antikorlarını kontrol eder ve çoğu laboratuvarlarda bu yapılabilir. Bu antikorların yüksek seviyeleri vücudun bir yerinde kandida aşırı çoğalmasının bulunduğunu ve bağışıklık sisteminizin buna tepki verdiğini gösterir. Unutmayın kandida bağışıklık sistemini baskılama yeteneğine sahiptir. Bu nedenle doktorunuzdan kandida antikorları ile birlikte toplam IgG, IgA ve IgM seviyenizi test etmesini istemeniz de çok önemlidir. Düşük toplam IgG, IgA veya IgM seviyeleri antikorlara yanlış bir negatif yanıta neden olabilir. Aşırı kandida çoğalmasının olduğu anlamına gelebilir. Ancak bağışıklık sisteminiz etkilendiği için yanıt veremiyorsunuz ve kan testiniz negatif çıkıyor. Bağışıklık sistemi baskılanmış pek çok hasta dışkı veya idrar testleri pozitif olduğunda bile kan testlerinin genellikle negatif çıkması da ilginçtir. Tam kan sayımı çoğu zaman bir CBC'de maya aşırı çoğalması mevcut olabilir. Düşük beyaz kan hücresi sayısı kandidiyaz ile ilişkilendirilmiştir. Aynı zamanda yüksek nötrofil ve düşük lenfosit sayısı da bu göstergeler arasındadır. Bunlar kandidaya özgü değildir. Ancak yine de kandida aşırı çoğalmasıyla ilgili olabilir. Dışkı testi bir diğer test, kandida aşırı çoğalması için mevcut en doğru test olabilir. Bu kolonunuzdaki, bağırsaklardaki veya alt bağırsaklarınızda kandidiyazis olup olmadığını belirleyecektir. Ancak doktorunuzun standart dışkı testi yerine kapsamlı bir dışkı testi istemesi de daha verimli olacaktır. Dışkı testi ile dışkınız doğrudan kandida seviyeleri için analiz edilir. Laboratuvar genellikle maya türlerini ve hangi tedavinin etkili olacağını belirleyebilir. İdrar organik disbiyoz testi de vardır. Bu test kandida aşırı çoğalmasının atık ürünü olan D. Arabinitollü tespit eder. Yüksek değerler mayanın aşırı büyümesi anlamına gelir. Bu test üst bağırsağınızdaki veya ince bağırsağınızda aşırı kandida çoğalması olup olmadığını belirleyecektir. Öte yandan belirli gıdaların iyi bakterileri üretmeye teşvik ettiği ve kandidanın büyümesini engellediği özellikle gösterilmiştir. Birazdan söyleyeceğim yiyeceklerin kandide enfeksiyonlarıyla savaşmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir bu yiyecekler nelerdir dersek mesela sarımsak. Bu sarımsak hayvan ve test tüpü çalışmalarında kandida mayalarına karşı etkili olduğu gösterilen alisin adı verilen bir mantar önleyici madde içerir. Bu nedenle sarımsak önemlidir. Hindistan cevizi yağı organik soğuk sıkım olmak kaydıyla kandida enfeksiyonlarıyla savaştığı gösterilen laurik asit bakımından yüksektir. Bir diğer madde de kurkumin. Kurkumin de e, zerdeçal etken maddesidir. Kandida mayalarını öldürebileceğini veya en azından büyümesini azaltabileceğini gösteren çalışmalar vardır. Ksilitol, ksilitol kandida ile savaşmaya yardımcı olan bir diğer maddedir. Kandidanın bir yüzeye yapışma ve enfeksiyona neden olma yeteneğini azaltır. Aloe vera, aloe vera jeli ağızda kandida büyümesini engelleyebilir ve enfeksiyonları önleyebilir. Bir diğer bitkimiz nar. Nar, bitki bileşiklerinin kandida mayalarına karşı faydalı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca duymuşsunuzdur kambuça çayı. Bu da kandidayı öldüren polifenoller ve asetik asit açısından zengin bir içecektir. Ayrıca probiyotikler, lactobacillus gibi probiyotikler kandida büyümesini azaltabilir ve enfeksiyonlara karşı koruyabilir. Diğer bir maddemiz kaprilik asit. Bu da organik elma sirkesi, sarımsak, zeytinyağı, yüksek polifenörlü olması tercih edilir. Karanfil, tarçın, lahana gibi besinlerde bulunur. Gastrointestinal sistemdeki mikrop dengesini olumlu yönde destekler ve mayanın kandidanın büyümesini engeller. Kandida hücrelerinin duvarlarını da bu besinler yıkarak etkisiz hale gelmesinde faydaları olur. Evet sayın izleyicilerim bu bölümde de sizlere kandida, hakkında bir giriş bilgisiyle daha sonra nasıl test edildiğini, hangi test yöntemlerinin uygulandığını ve hangi besinleri tüketirsek biz bu enfeksiyondan uzak dururuz, daha sağlıklı yaşarız bunları anlattım. Umarım bu bilgiler sizlere faydalı olur. Beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Kalın sağlıcakla.